Arkadaşlar herkese merhaba. İlk YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün size neden YouTube kanalı açtığımı ve nasıl ilerleyeceğimiz konusunda birkaç bilgi paylaşacağım. Öncelikle Kovkenos bildiğiniz üzere aslında seyahat, travel konusunda Instagram'da yaratıldı ama eğitim konusunda çok fazla soru aldım. Bunların hepsini blog yazarak cevap vermek gerçekten uzun zaman alacaktı. YouTube videosunda eğitimle başlayıp sıkıcı olmayacak bir şekilde araya seyahat videoları koyup hatta belki moda bile koyabilirim. Şu ilk videomu İstanbul'a gitmeden önce Aachen'deyken çekmek istedim. O yüzden alelacele toparlandım, hemen ayarlamaları yaptım. İlk YouTube videomu çekmeye karar verdim. Neden Almanya sorusuna şu şekilde cevap verebilirim. Ben lisansımı uçak mühendisi olarak bitirdim. Uçak sektöründe bir şeyler başarabilmek için ufkumu biraz genişletmem gerekiyordu. Yapacağım master'ın İstanbul Teknik Üniversitesi'nden daha iyi bir üniversitede olması gerekiyordu. Almanya'nın burs imkanlarını araştırdım. Almanya'nın Avrupa'nın ortasında olmasından dolayı akrabalarımızın çoğu hep bu çevrede yaşadığı için ilk tercihim oldu ve ikinci bir yabancı dil olmasını istedim. İlk önce söyleyebileceğim şey Almanya mühendislikte bir numara. Dizayn ettikleri, tasarladıkları her şey dünyada Made in Germany kalitesiyle biliniyor. Almanya'yı tercih etmemin aslında ilk sebebi mühendislikte bir numara olmasıydı. Hep ön yargılar vardır Almanya'ya karşı. Türklere kapalı oldukları, Almanların Türkleri sevmedikleri konusunda. Aslında bakıldığında kalifiye olan tüm dünya insanına açık Almanya. Çünkü kendi genç nüfusu çok az olduğundan dolayı çalışabilecek, yatırım yapabilecek bir popülasyonu bulunmuyor aslında. İkincisi ise İngilizce master. Hep İngilizce master aradım çünkü yeni bir dil öğrenmek ve bu dilde eğitim almak oldukça zordu. Tabii ki de liseden beri Almanca kursu, Almanca dersleriniz vardı ama eğitim görebilecek bir şekilde geliştirememiştim Almancayı. İngilizce master aradım direkt olarak ve buldum. Aslında Almanya'da eğitim ücretsiz ama Almanca seçerseniz. İngilizce seçtiğiniz zaman yani üniversitelerin, international akademileri, uluslararası hizmet veren fakülteleri bir takım ücretler isteyebiliyorlar. Bunun hakkında detaylı olarak daha sonra bilgi vereceğim mutlaka bir sonraki videoda. Neden Almanya sorusuna devam edersek, istediğim bölüm Almanya'daydı çünkü mühendislikten mezun olduktan sonra işletmeye yönelmek istiyordum. Ama işletmeye yöneldiğim zaman mühendislikten tamamen kopmak istemiyordum. Bulacağım master programının hem İngilizce hem mühendislik hem de işletmeyle alakalı olması gerekiyordu. Şu an okuduğum bölüm Management and Engineering in Production Systems, yani üretim sistemleri üzerine işletme ve mühendislik olarak geçiyor. Tam aradığım programdı. Programı buldum, altyapısını hazırladım ve şu an Aachen'dayım. Yaklaşık 3 aydır Aachen'da yaşıyorum. Aachen'da hemen kısa bir bilgi vermek gerekirse Almanya'nın küçük bir kasabası aslında. Üniversite şehri burası. Köln'e 40 dakika uzaklıkta trenle. Lokasyonu oldukça güzel çünkü Belçika, Hollanda ve Almanya sınırında bulunuyor. O yüzden çok güzel seyahat edebiliyoruz. Burs imkanlarını anlatabileceğim upuzun bir video çekmeyi planlıyorum. Belki bu videodan sonra çekebilirim. Türkiye Eğitim Vakfı'nın verdiği burslar Alman hükümetinin ve DAAD'nin, Alman Akademik Değişim Servisi'nin verdiği yurt dışı burslarını size anlatmak istiyorum. Çünkü bu konu hakkında da oldukça soru aldım. Nasıl hazırlandın, bursu nasıl elde ettin, Türkiye Eğitim Vakfı'nın şartları neydi? Bunların hepsinin videosunu çekeceğim. Size Almanya'nın birazcık eğitim sisteminden bahsedeyim. Türkiye'nin sisteminden oldukça farklı. Türkiye'nin sistemini bir kenara bırakıyoruz. Alman eğitim sistemi tamamen kişi odaklı ve kişinin kendisinin çalışması odaklı bir eğitim sistemi. Yani self-studying olarak geçiyor. Sadece bir tane sınavımız var bir semester'da. Bir semester'da. Burada Türkiye'de olduğu gibi bahar ve güz dönemi değil, yaz ve kış dönemi var. Eğitim sistemi Avrupa'ya da ters. Çünkü burada okullar Ekim'de başlayıp, ilk dönem Ekim'de başlayıp Şubat'ta bitiyor. Diğer dönemde Nisan'da başlayıp Ağustos başında bitiyor.
O yüzden yoğun bir tempoyla çalışmak gerekiyor. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Sadece tek bir sınav şansımız var. Sınav yazmak burada oldukça ciddiye alınıyor. Bizde sürekli insanlar kontrol ediliyor. Yani quizleri var, ödevleri var, ara sınavları var ve final sınavları var. Sürekli bir puan topluyoruz ve böylece kontrol edilmiş oluyoruz. Öğreniyor muyuz yoksa öğrenmiyor muyuz diye. Ama Almanya'da bunlar tam tersi. Öğrencilerin çoğunda bu bilinç var ve ikinci haftada, üçüncü haftada bile kütüphaneler dolu ve insanlar tek bir sınav yazacağının bilincinde olduğu için sürekli ders çalışıyorlar. Tabii ki de tek sınav yazıyoruz bir semestirde ama eğer kalırsak sınavdan ikinci bir şans veriliyor. Ondan da kalırsak sözlü sınava giriyoruz. Oral exam deniliyor. Ondan da kalırsak üniversiteden atılmış oluyoruz ve Almanya sınırları içerisinde hiçbir şekilde bir daha aynı bölümü, okulları içeren hiçbir bölümü. Örneğin termodinamik dersinden mühendislikte kalırsanız bir daha termodinamik içeren hiçbir mühendislik dalını Almanya sınırlarının içerisinde okuyamıyorsunuz. Bu yüzden çok ciddi. Türkiye'de üniversiteden atılma kaldırıldı ama Almanya'da hala insanlar bölümden atılabiliyor. Derslerin işleyişi konusunda da normal dersler var. Profesörün gelip ders anlattığı derslere gidiyoruz. Tamamen teorik, bilgi amaçlı. Başka bir zaman diliminde ise exercise'lar yani alıştırma kısımları var. Onda da profesörün doktor öğrencileri, akademisyenleri gelip yok. Doktor öğrencileri ve asistanları gelip ders anlatıyorlar, soru çözüyorlar. Bunların hepsine katılıyorum ama katılma zorunluluğu yok. Yani siz lecture'a gitmediğiniz zaman kimse sana neden üniversiteye gelmedin, neden derse gelmedin, yoklamada yok yazıldın, %80 gelmezsen dersten bırakırım. Böyle şeyler yok. Hangi okulda okuduğumu sorarsanız da RWTH Aachen çok uzun bir açılımı var. Sürekli master programlarından bahsettim ama lisans olarak Almanya'ya gidebilecek, gitmek isteyen arkadaşlar varsa eğer onları da söyleyebileceğim çok zor olduğu. Belki bilirsiniz, o da bir YouTuber, Ilgın. Kendisi benim ilkokul arkadaşım aslında. Şu an Viyana'da okuyor ve aynı sistem. Avusturya ve Almanya'da sistem aynı tamamen. Bachelor yani lisans Türkiye'de olduğundan çok zor. Türkiye'de genellikle lisans kolaydır, master yapmak daha zordur. Ama burada lisans daha zor. Çünkü verilen programlarda zaten o bölümden mezun olduktan sonra master'ınızı da yapıp mezun olmuş olarak kabul ediliyorsunuz. Ve genellikle bachelor programlarını Almanca. Sorularınız olursa, merak ettikleriniz olursa, benden çekmek mi istediğiniz videolar olursa lütfen yorum olarak aşağıya bırakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.